Yoksa aynı şeyleri söyle, bunların şey kalmaz. Bağlama aynı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. Nihat Genç Haber Yansı programından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hemen gündeme geçmeden önce bir duyurum var, onu yapmak istiyorum. Yarın Cumhuriyet Kadınları Derneği Kadıköy'de kadına yönelik şiddetin artması dolayısıyla tepki göstermek amaçlı bir yürüyüş, bir eylem gerçekleştirecek. Ve gündeme geçecek olursak, gündeme sıcak bir maddeyle başlamak istiyorum. Bugün PKK'ya silah bırakma çağrısı yapıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda İçişleri Bakanı'nın da katıldığı, aralarında Sarı Süreyya Önder ve Yalçın Akdoğan'ın da bulunduğu, pek çok bürokratın içerisinde bulunduğu bir çağrı yapıldı. 10 maddelik bir bildiri yayımlandı. Açılım süreci kapsamında yapıldı ve PKK'nın silah bırakılacağı söyleniyor. Özellikle Mart ayında yapılacak kurultayda silah bırakma çağrısı yapacaklarının altını çizdiler. Ve diğer bir önemli gündem maddesi, bu haftaya damgasını vuran gündem maddesi aslında. Amerika ile ilk donat anlaşması imzalandıktan sonra sizin de bildiğiniz gibi Şafrat operasyonu gerçekleştirildi. Yurt dışındaki tek Türk toprağı olan, tek toprağımız olan Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi taşınarak daha yakın bir yere getirildi Türkiye sınırına. Yaklaşık 150 metreye kadar. Bu operasyon neden yapıldı? AKP'nin dış politikası çöktü mü? Bunun sonuçlarını mı yaşıyoruz? Nihat Genç'e bunu tartışacağız. Diğer bir gündem maddesi, Ramazan Akyürek bu hafta gözaltına alındı. Ardından ise tutuklandı. Hrant Dink cinayetinde şüpheli olduğu gerekçesiyle bu nedenle Ramazan Akyürek tutuklandı. Değerli izleyenler, sizin de bildiğiniz gibi F tipi örgütün önemli savunucularından, önemli adamlarından biriydi Ramazan Akyürek. Bu konuda Nihat Genç'e değerlendireceğiz. Ve diğer bir madde, AKP'li vekil Tülay Babuşçu daha önce de attığı tweetler yüzünden gündemde oldukça yoğun tartışılmıştı. Cumhuriyete daha önce 90 yıllık reklam arası demişti. Şimdi ise Bizans dostu Kahpe İnönü diyerek bir çıkışta bulundu ve bundan kaynaklı 2 yıl hapis isteniyor. Tülay Babuşçu'nun Cumhuriyet düşmanlığını bu hafta konuşacağız Nihat Genç'le. Ve son olarak Merkez Bankası, bu hafta Merkez Bankası yine oldukça gündemde. Tayyip Erdoğan ve Merkez Bankası ve Ekonomi Bakanı arasında geçen tartışmalar gitgide alevleniyor. Merkez Bankası her ne kadar faiz düşürmüş olsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından tartışma konusu oldu diyelim. Ve hemen Nihat Genç'e dönmek istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Sayın Nihat Genç. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Nihat Genç, nereden başlayalım isterseniz? O duyuruyu bir daha yapalım. Cumhuriyet Kadınları'nın pazar günü yarın şeyde Kadıköy'de yürüyüşleri var. Ona iyi bir davet şey yapalım yani, duyurusunu tam yapalım. Nereden başlayalım bilmiyorum. Şafrat operasyonunda isterseniz başlayabiliriz. O tabii, o önce şu Tülay Babuşçu ne dedi? Kahpe Bizans, evet. İnönü falan ne dedi? Bizans dostu Kahpe İnönü. Ya biri tutsun bunları artık yani, şu milletvekili maaşı alıyor. Oysa bu ülkede Kurtuluş Savaşı veren insanlar bir yerden maaş almıyordu. Asker de değillerdi onlar. Şimdi bir şeyi öğretemediler. Yani bugün İslamcı iktidara ya da onların yazarlarına düşen bir görev var. Biz bunları söyledik. Milli eğitime de düşen bir görev var. Türkiye'ye bunu öğretmiyor. Burada bunu en çok dile getiren benim. 1918 yılında Osmanlı ve İslam orduları yenildi. Silah bıraktı. Kimse kalmadı. Önce bunu öğrensinler. Ve sonra herkes üniformasını çıkardı. Mustafa Kemal de üniformasını çıkardılar. Sivil elbise giydi ve sıfırdan bir ülke. Ancak bu kadarını alabildi. Onlar daha fazlasını alacak güçleri varsa buyursun alsınlar. Batum'u, Selanik'i, Kerkük, Mısır'ı buyursun alsınlar. Bu yoksul halkın bir iki dünya savaşına, yani o dünya savaşına girmiş. Çanakkale'sinde, Trablusgarı'sında, Hicaz'ında, Çanakkale'sinde değil mi? Şey yapmış, Allah Akber dağlarında. Perişan olmuş. İşte ancak bu kadar toparlayabildi. Bir istiyorlarsa yani kendileri bir, mesela Ece Üç geldi biraz bir şey yaptı hani Kıbrıs. Kendileri bir şey yapsınlar. Biri tutsun bunları yani. Ve bu cehalet utandırıyor. Milletvekilinde bu cehalet olmaz. Bu saate kadar gelmiş. Bu hanımefendi en az bir 40 yaşında vardır. Ya da 50 yaş. 50 yaşına kadar buna kimse söylemedi mi? İslam orduları, Osmanlı orduları topyekün yenildi. Yok böyle bir şey. Ve bu insanlar senin gibi maaş almadılar. Hiçbir maaş almadı. Mustafa Kemal Atatürk silahını da, parasını da bu Anadolu'yu toparlarken kendi yoksul imkanlarıyla, İşte Adana'da Fransızları sıkıştırdı, oradan biraz silah bilmem ne. Böyle yavaş şeyden aldı. Paralarımızın üstündeydi kadınlarımızın şey taşıması, kanıları sürmesi, top taşıması değil mi? Biz o paralarımızın üstüne yazdık. Buralardan geldi. Bu kadarını alabildiler.
Siz büyük saraylar kurduysanız hadi buyurun biraz da siz alın. Ama Osmanlı ve İslam ordularının 1918 yılında yenildiğini hiç kabul etmiyorlar. Yenildi ya. Yenildi. Bunu bin defa bunların kafasına yazmak lazım. Okullarda öğretmenlerinin öğretmesi lazım. Peki. Bir gün Nasrettin Hoca'nın kapısına bir gelip bir çocuk gelip pisliyormuş. Gelip pisliyormuş. Nasrettin Hoca da nöbet tutmuş. Çocuğu yakalamış sonunda. Demiş sen kimlerdensin? Kimsin sen demiş. Ben demiş falan beyin çocuğuyum demiş. Çocuğu tutmuş. O beyin kapısına yani babasının kapısına getirmiş. Ulan demiş biraz da kendi babanın kapısına demiş pisle. Biraz da babanın sarayına pisle. Gidin de biraz da sarayınıza pisleyin be. Sizi kandıran, sizi yanıltan, size yanlış bilgiler veren. Dünyanın her tarafında uluslararası hukukta mezarlar. Mezar İngilizlerin mezarı orası. Burayı toprak vermiş gibi bilmem ne. Bu cehalet insanı utandırıyor. Yapmasınlar. Ya bunu sıradan insanlar söylese zaten bunu konuşulmaya da değmez. Ama milletvekili maaşı alıyor. O milletvekili maaşıyla Çanakkale'yi öğrenecek, Milli Kurtuluş Savaşı öğrenecek 2000 tane kitap alabilir. Hatta bir sürü vakıf var bu kitapları bedava veriyor. Hatta internet var açsın baksın okusun. Nedir ya? Ortalığa salmışlar bir şey cehalet. Her taraftan şey... Sayın Genç, Nihat Bey hemen şurada girmek istiyorum. Az önce de söyledim. Tülay Babuşçu daha önce Cumhuriyet için 90 yıllık reklam arası dedi. Şimdi İsmet İnönü'ye sataştı. Twitter'dan sürekli hep Cumhuriyet'e karşı kötüler, benimseyememiş tavırlar sergiliyor. Tülay Babuşçu'nun Cumhuriyet'e olan bu düşmanlığı nedir sizce? Ya işte cehalettir. Yani Cumhuriyet diye bir parantezi kapatacağınızda eşekliğin parantezini kapatın. Cehaletin parantezini kapatın. Yani değişmeyen, baki kalan bir şey var. Cehalet var ortalıkta. Bunun parantezini kapatın. Bu kadar okul niye açılır? İnternet diye bir şey var, kütüphaneler var. Yazık günahtır. Maaş alıyorsunuz ya. 7-8 bin lira maaş alıyorsun sen ya. 3 tane ya 15-20 bin maaş alıyorlar. 2-3 tane kitap okuyacak vaktiniz yok mu? Nedir bu ya? Bu cehalet tahammül edilir bir cehalet değildir yani. Gitsinler biraz da sarayın kapısında pislesinler. Şunlara bak ya. Ve bunlar cevapsız kalacaklarını düşünüyorlar. Bu cehalete at oynatacaklarını düşünüyorlar. Ya milyonlarca aydın insanı var ya utanıyor. Neyse. Evet. Ya da tam olarak Kurtuluş Savaşı'nı o süreçte yaşananları benimseyememişler. Ben Kurtuluş Savaşı'nda anlatılmasını istemiyorum. Artık bu cehaletten öğrendim ki ilkokullarda ilk önce şunu öğreteceğiz ortaokullarda. Osmanlı yani İslam orduları 1918 yılında yenildi ve silah bıraktı. Topyekün. Hepsi üniformaları çıkarttı ve silahları teslim etti. Yok böyle bir şey. Yok. Osmanlı bir kültür olarak devam ettiğimizde yani tabii ki o saatte Milli Kurtuluş Savaşı vermiş insanlar tabii ki Osmanlı okullarında okumuş insanlardı. Ama Osmanlı teslim oldu ya bunu hala hazmedememiş insanlar. Orada bir şah şey Süleyman Şah'ın türbesini dahi tutamayıp tabanları yağlayıp kaçan insanların söyledikleri laflara bak. Kurtuluş Savaşı başladığında bu toprakta yine tabanları yağlayıp kaçanlar vardı. Herhalde onların çocuklarıdır. Kaçmayan insanlar var. Şehit oldular. Ya insan utanır ya. O Çanakkale fotoğrafları, Sakarya fotoğrafları hala ortada ya. O yoksul insanlar nasıl göğüslerine gerdiler. Ve şimdi 80 yıl sonra bir cehalet gelip Kurtuluş Savaşı gazilerine ve askerlerine ki onların komutanına Kahpe Bizans dölü diyecek. Ya bunu bu nedir ya? Bu kara cehalet nedir ya? Kurtuluş Savaşı'ndan açılmışken konu Kemal Kılıçdaroğlu da Tunceli'deki Seyit Rıza ayaklanması ile ilgili şöyle bir şey demişti. Jandarma ilk önce taciz atışında bulundu. İlk önce jandarma taciz etti. İşte ardından orada bir ayaklanma çıktı. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? İşte yani bir cumhuriyeti Kemalizmle eşdeğer hale getiriyorlar. Bu bizim de itiraz etmeyeceğimiz bir şeydir. Ama bir şeyi kapatmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet bir Fransız ihtilali kurumudur. Kadın erkek ayrımı yapmadan modern uygarlığın yani Fransa'da, Amerika'da olduğu gibi Batı uygarlığının anayasal kurumları, denetleme kurumları olan ve yeni bir 200 yıldır dünyamızın tanıştığı yeni bir siyasal organizmadır. Ya kralın yönettiği, padişahların yönettiği sistem değil. Şimdi bir barbar bir şeydi, padişahlık, barbar bir monarşi kuruluyor şu anda. Monarşi, barbar bir monarşi. 10-15 tane kendi atacağı bir meclis ve tepesinde Ali Gran Başkesen bir adam. Cumhuriyet bunun tam tersi imtiyazları kaldırdı, derebeyleri kaldırdı, ağalıkları kaldırdı, yurttaşlığı getirdi. Asıl işte bu Fransız ihtilalinin bu kurumuna karşılar.
Ve bunun içine dikkatli girmemiz lazım. Bu sol, bir sürü solcu arkadaş da henüz uyanmış değil. Tarihten bugün cemaatlerin ne kadar etkili olduğunu defalarca söylüyoruz. İsrail'de şahs, İtalya'da Kurtuluş Kilisesi. Bunlar devleti arkadan dolanıyorlar. Kadın erkek eşitliğine düşmanlar, modern hayatın sokaklarına, rengarenk karışımına düşmanlar. Hepsi orta çağ istiyor. Hepsi ilahi ve dokunulmaz bir liderleri var. Bütün bunlara bakın, başka bir şey istiyor bunlar. O yüzden bunlar cumhuriyetin kendisine düşman. Yani bunlar Fransa'da yaşasa cumhuriyeti düşman, Amerika'da yaşasa oradaki cumhuriyeti düşman. Yani Kemalizm işin bahanesi. O Kemal Ataş'ı, tek partinin savaştan çıkmış, yorgun, öğretmenlerini savaşta kaybetmiş, subay öğretmenlerini savaşta kaybetmiş, o farklı uzarlı teşhisesinde, Türkiye'nin içinde dirlik ve düzeni kurmaya çalışan ve hala içeriden İngilizlerle çalışan, ki Kerkük'ün elden çıkması ve zaten o İngilizlere çalışanlar yüzünden de insanlara karşı, değil mi, o meydana gelmiş trajik olayları bak hala getirip önümüze koyuyorlar. Biraz da şu Osmanlı Irak'ı, Suriye'yi, Mısır'ı, Balkanları nasıl kaybetti? Sadece Balkanlarda 5 milyon göçümüz var. Binlerce, yüz binlerce insan camilere doldurup yakıldı be. Bunlara göğsünü gelen bir Anadolu var. Bunların hepsini kalbinde, yüreğine taşımış, buraya toplamış, burada bir dirlik kurmuş. Değil mi? Bir siyasal yeni bir organizma var. Buna insanların hepimizin saygı göstermesi lazım. Bakın, herkes dikkat etsin. Bir gün Roma İmparatorluğu Hristiyan İmparatorluğuna nasıl döndü? Yani kiliselere nasıl geçti? Bugün bunların dersi bu. Bir cumhuriyeti bir dini bir imparatorluğa, İslami eski çağdaki bir monarşi, padişahlığa, krallığa döndürmeye çalışıyorlar. Yani nasıl kilise yönetiyorsa, başında Engizisyon, kilise yönetiyorsa, kilisenin papazları yargıç olmuşsa, Roma dünyanın gelmiş geçmiş ve hukuku öğreten bu Roma, hukuku insanlığa öğretmiş. Medeni hukuk, Roma hukuku diye bir hukuk var ya, onu öğretmiş. Yurttaşlığı öğretmiş Roma. Nasıl oldu da kilisenin yargıçlarıyla yönetilmeye başladı? Bunu günümüzde görüyoruz. Roma, kilise, Roma Cumhuriyeti, kilise imparatorluğuna, Hristiyan kutsal imparatorluğuna nasıl dönüştüyse yine aynı şekilde dönüşüyor. Kilise çaktırmadan bugün de bunu aynı şeyleri yapıyor. Yani bugün Yahudiler yapıyor, kilise yapıyor, Müslüman cemaatler yapıyor. Köy köy hocalar atıyorlar, köy köy. Sonra bağış, sonra sadaka, sonra kendi aralarında dini ve mezhebi bir kardeşlik ve yalıtılmış bir cemaat ve bunların oluşturduğu bir ekonomik şey, kazanç. Evet. Ve bu kazançla yüz binlerce okul açmak, yine yalıtılmış okullar, yine kendi dini yargıçlarını, fetva makamlarını yetiştirecek özel okullar ve devleti arkadan dolaşıyorlar. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında böyle. Mısır'da da böyle, İsrail'de de böyle, İtalya'da böyle, her yerde. Halk yoksullaştıkça, halk sosyal devlet ortadan kalktıkça, fakirleştikçe bu insanlar devleti arkadan dolaşarak devletin bütün mekanizmalarını ele geçiriyorlar. Tıpkı Roma Cumhuriyeti'nin bir kiliseye dönüşmesi gibi. Şimdi de Fransız İhtilali'ni arkadan dolaşıyorlar. Yani Fransız İhtilali'nin kurumlarını. Buradan bütün solcu arkadaşlar uyansınlar. Bu bir muhafazakar kavga değildir. Bu bir gelenekle yeninin kavgası değildir. Bu Fransız İhtilali'nin bireye, yurttaşına imtiyazları hani şeyine karşı, imtiyaz diye bir şey yok. Şimdi imtiyazlar geldi. Şimdi bize ne diyor şey, cemaat ya da bunlar dokunulmaz ve yanılmaz liderler olduğunu söylüyorlar. Şimdi bizim hukukumuzu dinleyen kaldı mı? Bu etek boyuyla biz neyi tartışıyoruz? İşte hocalar çoktan yargıç olmuş. Kilise gibi, Engizisyon gibi yargı makamında toplumu yargılamaya başladılar. Yavaş yavaş kurumları dönüştürüyorlar. İlkokullarda insanların nasıl giyeceğini, ilkokul öncesi nasıl giyeceğine çoktan karar vermişler. Nasıl giyinecek? Hepsi İslami kendilerine göre. Bu şeyde, bu burada böyle de yani bu İsrail'de de farklı değil. Farahan yerde farklı değil. Gözümüzün önünde Fransız İhtilali her yerde saldırı altındadır. Fransız İhtilali'nin kurumları. Önce şunu öğreneceğiz. Fransız İhtilali ile modern toplumun kurumları, anayasal kurumları kurulmuştur. İmtiyazlar kalkmıştır. Denetim mekanizmaları gelmiştir. Kral eşittir birey olmuştur. Hiç kimsenin kimse üstünlüğü kalmamıştır. Yani Cumhurbaşkanı'yla mahkemeye ya da Sabancı ve Koç'la mahkemeye gittiğimizde o bir aristokrat, o bir burjuva, onun hakları çok, benimki az diye bir şey yok. Hepsi mahkeme eşit. Hepimize eşit bakar. İşte bu kurumların hepsi tehdit altındadır.
Bu dünyamıza karşı bir saldırıdır. Hristiyanlıkta da, Tevrat'ta da, Yahudilerde de, Türkiye'de de 1980'li yıllardan sonra yoksullaşan kapitalizm bir kriziyle, sosyal devletin ortaya kalkmasıyla devlet cemaatleşiyor. Komün hayatını seven, köy hayatını seven insanlar şehirde yine köy gibi yaşamaya başlıyorlar. Bir kardeşlik hemşeri derneklerinin içerisinde yardım, bağış, bilmem ne, bu hoca bizimdir, iyi insandır, ona para topluyorlar. Onlar da o paraları büyük ekonomik güç haline getirip, bir kere buraya bakmak lazım. Niye komün yaşamak istiyorlar? Dar komün. Şimdi bu komün bir Rus olsa, içinde bir İtalyan olsa, bir Alevi olsa, farklı insanlar olsa bu çok güzel bir şey dersin. Ama dikkat edin, sadece kendi mezhebi, yani kendi bir karar veriyor. IŞİD ya da bir Sünni mezhep ya da bir Selefi mezhep, ona göre yaşanıyor. Herkes kendi mezhebini kurtarma peşinde. IŞİD'de aslında çok fazla mezhep yok. Biz mezheplere karşıyız diyorlar. Ya işte o bütün mezhepleri öyle bir dil kullanıyor ama bir mezhep bunlar. Yani bir anlayışı getirip şey yapıyorlar. Çeşitlilik yok, renk yok. Başka insanlara tahammül yok. Sayın Genç, kafama takılan şimdi şu nokta oldu. Fransız ihtilalinden bahsetmişken. Fransız ihtilalini ilk benimseyen Batı oldu. Fransız ihtilalinin getirileriyle hareket eden, o uygulamaları kendi devletinde uygulayan yine Batı oldu. Avrupa. Ama siz Avrupa'nın da artık bu buhrana girdiğini söylüyorsunuz. Girdi. Neden şimdi, bundan vazgeçildi? Şimdi tabii Avrupa yavaş yavaş henüz paniğin farkında değil. Henüz çünkü kendi bu IŞİD canavarını bizim gibi ülkelerde terörü destekleyerek ülkeleri, coğrafyaları parçalamak için IŞİD gibi aşırı İslamcıları destekleyerek, ellerine silah vererek, psikopatları oraya göndererek bir şey yapacaklarını sandılar. Ama silah yine geri tepti. Tıpkı Afganistan'da olduğu gibi geri tepti silah. Fakat henüz farkında değiller şimdi ne yapacaklarını. Mesela haberleri izliyorsunuzdur. İşte başörtüsü giyinenlere karşı Fransa'da bir yasalar falan çıkıyor. Bunlar değil. Bir hafta önce Avusturya'da, 2-3 gün önce Avusturya'da bir şey çıktı. Yeni bir tartışma çıktı. Ve Avusturyalılar sanki işin farkına varmış gibi ülkelerindeki İslamcılara dışarıdan para ve bağış, yardım gelmesini asıl buraları kontrol etmek lazım dedi. Çünkü bunu Uğur Mumcu da bunda çok çalışmıştı. Tabii Uğur Mumcu öldürüldü ama Türkiye en çok buna çalışmalıydı. Deniz Feneri örneği de burada. Tabii bunlar bir prototip örnek, model örnek. Bütün bunlar yardım, bağış, birbirlerini destekleme, nerede sulut parasını işte ya da köylüleri aldatarak kurban paraları falan, bütün bunlardan büyük bir kendi işlerinde, iç dar alanlarında büyük bir sermaye oluşturuyorlar. Sonra o sermayeyi lobicilikte kullanıyorlar. Bugün mesela bütün bunlar lobicilikte çok başarı yaptılar. Solcuları bile, ÖDP'li solcuları, Avrupalı solcuları, liberallerin hepsini tavladılar ve kandırdılar. Şu anda Zaman Gazetesi gibi dokunulmaz bir ilahi bir şeyhin, öyle tanımlıyorlar, solcu yazarlar var. Orada hala özgürlük savaşı falan veriyorlarmış. Bu onların üstün bir lobicilik, yani çaktırmadan hedefe ulaşana kadar insanları kullanma sanatı. Herkesi, her insanı, her yazarı, her şeyi bir araç üstüne binecek eşek yerine koymayı başardılar. Bu ekonomik güçle. İnsanlar ekranına çıkamıyorlar, gidiyor onların ekranından çıkıyorlar. Bir şey olduğunu sanıyor. Hayır, kullanılıyorlar. Bu lobicilikte de çok başarılı kullanıldılar. Hepsi kullanıldı. Fakat buna uyanalım. Birinin Kemalist, birinin solcu, birinin komünist, birinin bilmem ne olması fark etmiyor. Bizim şu anda bize düşen tek şey, bir anayasal bir organizma var, hukuk devleti var, onu hepimiz koruyacağız. Bunun şakası yoktur. Bu bütün dünyada saldırı altındadır. Çünkü bunlar kendi mezheplerinin komünlerini kurup iç para yardımları, başına ilahi bir lider ya da şey, bir barbar imparatorluğu gözümüzün önünde inşa etmeye çalışıyorlar. Avusturyalılar işte uyandılar. Uğur Mumcu'nun 1980'lerde söyledikleri şimdi Avusturya yapıyor. Bu para kaynakları mutlaka kesilmeli, incelenmeli. Ama cemaatin okullarını kapatmıyorlar. Tabii yani. Cemaatin okullarını hala destek yine Batı'dan gidiyor. Henüz dayağı yemediler. Henüz çok travmatik şeyler yaşamadılar. Ama bunun tartışması içindeler. Öyle de bir tartışma var yani. Yani öyle bir noktada şey. Artık cemaati yalnız mı bırakacaklar? Sadece cemaat değil. Orada onların muhatap olduğu sadece cemaat değil. Yani bir sürü ülkelerden gelen böyle bir o ülkeleri güya ileride dönüştürecek, güya dünya İslam İmparatorluğu'nu kuracak bir takım İslami, sert İslami yapıları kontrol altına almanın, değil mi? Yolunu arıyorlar. İnşallah, bulurlar inşallah. Biz bulamadık ve teslim olduk gibi. Yani işte gördünüz, gözünüzün önünde anayasa, HSYK hepsi bir cemaatin eline geçti. Bizim solcu yazarlarımızın hepsinin marifetiyle. Kesinlikle. Sayın Genç, birazcık da Süleyman Şah
operasyonu, diğer bir tabirle şafirat operasyonundan bahsetmek istiyorum. Tam da Amerika ile bu hafta Eğit Donat Anlaşması imzalanmıştı. Onun ardından hemen şafirat operasyonu gerçekleşti. Bir, zamanlaması sizce manidar mı? İkinci olarak birçok uzman aynı görüşte. AKP'nin artık dış politikası çöktü. Bunun bir sonucu olarak Süleyman Şah türbesini taşımak zorunda kaldık. Ya tabii şimdi muhalefetin başka türlü bir seslenme yapması lazım. Muhalefetin iş adamları Libya'da paralarını alamıyorlar, Libya'da iş yapamıyorlar. Artık hiçbir yerde iş yapamaz hale geldi. Muhalefetin bütün iş adamlarına artık komşularımızda inşaat işi yapamıyorsunuz, herhangi bir iş yapamıyorsunuz. Artık uyanın demesi lazım. Yani muhalefetin iş adamlarına artık uluslararası iş yapan iş adamlarımızı yanına alması lazım. Çünkü olan da iş adamlarına oluyor. Tamam bize oluyor, ülkemiz oluyor ama onlar da paraları gidiyor, iş imkanları falan gidiyor. Çünkü huzur içinde komşunuz da kalmadı, ilişkileri de kalmadı. Hepsiyle bozuldu neredeyse. $1 milyar Libya'daki sadece araçlar yani. O tırlar, kepçeler, buldozerleri falan yani. Ve kayıp paralar $5-6 milyar. Bu Suriye için de tabii bu kadar büyük bir ekonomik imkan da hazır bir kapıydı orası. Buralar da darmadağınık oldu. Tabii burada Osmanlıyım diyen insanların yani biz Şam'da ezan namaz kılacağız diyen insanların orada 100 kilometre ötedeki bir türbeyi Kutalmış Süleyman'ın türbesini alıp bu tarafa taşıması da tam bir şey felaket yani. Tabanları yağlamış kaçıyorlar. Bana sorarsan Esad'dan korkuyorlar. Çünkü seçime kala Esad'ın askerleri o türbenin yaklaşsa ki Türk bayrağı saygısızlık yapmazlar ama bir gösteri olsun yani bir video çekim. Esad'ın askerleri kalkıp Türk bayrağını havaya kaldırsalar burada Tayyip'in çok büyük bir primi düşer, şeyi düşer. Ondan korktular diye peki, düşünüyorum. IŞİD'den bir korkuyor. O da var ama oraları çok da bilemiyoruz nedir neyin nesidir. Ama IŞİD'in yapacağını kendileri yaptık. Şey nihayetinde türbeyi kendileri havaya uçurdular. Bu çok üstünde düşünülmesi gereken bir şeydir. Bu Osmanlı Osmanlı deyip hani nara atıp mehterler çalıp sonra da 100 kilometre ötedeki 10 dönümlük yeri koruyamayan insanların yani bu kadar rezalet ve kepazelik yani çok zayıf şey komik düştüler yani köylere kasabalara kadar insanlar eğleniyorlar bu insanlarla. Tabii türbenizi de koruyabilmek için bir küçük şey bu sembolik ama önemlidir. Yani bu türbenizi koruyamazsanız değil mi siz bu daha dün keşke bu orduyla savaşa gitmesin diye Bülent Arınç'ın lafları vardı. Bunlarla mı savaşa gidecektik diye güya. Üstelik bu iftira belgelere bakarak bunları Türk ordusuna tarihlerde yapılmış en büyük hakaretlerden biridir. Şimdi size sormalı yani. Siz bir türbeyi koruyamadınız. Size ne demeli yani? Bu bir şeydir tabii. Türk bu kadar böbürlenen Fatih Kanunu diyen insanların orada tabanları yağlayıp geri geri kaçması çok düşünülecek bir şeydir. Huzur bırakmadılar. Güçleri yok. Bir politika şöyle oluşturulur. Güçlü bir ekonomimiz olur. Güçlü müttefikleriniz olur. Güçlü alanda çok güçlü bir itibarınız olur. Orada IŞİD bile itibarınızı tanımıyor. PKK var orada. PYD dediğimiz. Onlar da sizin itibarınızı tanımıyor. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu PKK'yla şey yapıyor. Siz buna inanıyor musunuz? PYD ile anlaşma yapıldığına. Olur. Açıklama yapıyorlar. Tabii bilemeyiz. O şeyin açıklaması. Pekkalıların açıklaması. Oraya bir şey diyemiyoruz. Kimin eli kimin cebinde orada? Bunlar tabii sır. Bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Ancak çok Türk tarihi için hazin bir yapraktır. Çok utanılacak bir yapraktır. Eski tarih yaprakları vardır. İnsanların oturup ağladığı. Ruslar gelip Ayasofya'nın anlaşması yapmıştır. Çok hazin yani böyle Edirne'ye kadar sıkıştığımız şeyler. Bu da sembolik olarak buna benzer çok hazin bir şeydir. Osmanlı İmparatorluğu unutmayın çok eskiden imparatorlar mesela Timur'da kendisini Cengiz Han'dan geldiğini, soyunu geldiğini şecere olarak istiyordu. Bu hani bugün günümüzde tarikatlar da bu şecereyle çok uğraşır. Ama eskiden imparatorlar, imparatorlukların ya da devletlerin kurulabilmesi için hanlık soyundan gelmesi lazım. Han olmayanlara bu halk da itibar etmez. Osmanlı İmparatorluğu büyürken kendisinin atasının Kutalmış Süleyman yani Malazgirt'te Anadolu'ya açılmış Selçuklu sultanlarının en ünlülerinden Kutalmış Süleyman'ın soyundan geldiğini iddia ediyorlar. Dedemiz olarak görüyoruz dediler. O yüzden Anadolu'daki Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu için Kutalmış Süleyman'ın makamı çok değerli bir makamdır. Evet. Yani namus gibi bir şeydir bu. Tabii işin içinde başka çok ayrıntılı da konuşmamız gereken şeyler var. Yani mesela günümüzde makam diye bir şey var. Yani kendisinin şeyi olmuyor, cenazesi olmuyor, bedeni olmuyor ama makamı kurulabiliyor. Diyelim ki
şey Yunus Emre'nin falan yerde de makamı oluyor, filan yerde yani. Kimler seviyorsa onu şeyini türbesini kurabiliyor kendisi olmadığı halde. Bu günümüzde abide yerini almıştır. Yani heykeli dikilir, abidesi dikilir ama eski kültürümüz bunu makam olarak kabul etmiş. Bu da bir halkımızın hile-i şeriyesi gibi bir şey. Yani hani bizde heykel yok ama türbesini, makamını yapabiliyoruz gibi. Oysa güçlü insanlar bunları şey yapabilir. Biz güçlü ülkeysek, uygarlığımıza, kültürümüze güçlü kararlar verecek yerdeysek, çok şey olarak oraya çok güçlü, büyük bir abidesini pekala dikebiliriz. Türbe şüphesiz başımızın üstünedir. Ama biz onu zaten hatırlamak için, anmak için yapıyorsak, hani çok hani heykele karşılar, bilmem ne karşılar ya, ama içinde kendisi olmayan bir makamın modern toplumda karşılığı nedir diye de, yani çok ayrıntılı da olsa bu konuşmaya, bu cümlelerin, bu da bir kenarda dursun yani. Evet. Bunları söylemek istiyorum. Daha çok konuşulur da hani ayrıntıya gidip program boğmayayım. Dış politikası artık çöktü. Dış politikası başından beri biz bunu yaşadık. Tabii. Şimdi Türkiye maşa olarak kullanılıyor. Orada bir koridor mu açılıyor Barzani'ye ya da Kürtlere, hiç kimse bilemiyor. Ona mı yardımcı oluyorlar? O türbeyi çekmeleri sebebi daha rahat mı girip çıksın Kürt güçler? Onu da bilemiyoruz. Yoksa Esad'ın Halep'te yavaş yavaş güçlenmesi var. Birkaç aya kalmaz sınırımıza doğru yakınlaşacak haberleri İngiltere'de, Fransa'da çıkmaya başladı. Ya Esad gelebilir buralara ve türbe onların şeyinde kontrolünde kalabilir. Ondan mı? Ya da IŞİD'le araları bozuluyor. IŞİD mi bunları şey yapar? Bir sürü soru işareti var. Ama görünen şudur. Şey yapmıştır. Tabanlara yağlayıp kaçmışlardır. Bir de bir küçük şeye, yani bir mezar şey, türbeyi bir makamı taşımaya çok büyük anlamlar yüklemeleri, yani sanki İstanbul'un fethi gibi anlamlar yüklemeleri de, ya komedi içinde komedi yani. Ancak bu kadar bir insan ancak bu kadar hokkabazlık yapabilir, yani göz boyama yapabilir, illüzyon yapabilir. Ya işte orada türbe var, IŞİD var, PYD var, Esad var. Siz üçünden birinden korktunuz ve kaçıyorsunuz. Ya hepsinden ya birinden. Siz Osmanlı İmparatorluğu'nu kuracağınızı söyleyen, borsası sıcak, parası bol, büyük 5 milyar dolarlık saraylar yapan bir ülke olduğunuzu iddia ediyorsunuz ama sahne budur. Utanılacak bir şeydir. Peki bugünkü sıcak gelişmeye dönecek olursak, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapıldı. Sırrı Süreyya Önder, Yalçın Aktağ'ın ilk önce İçişleri Bakanı Efkan Alay'la bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından basın açıklama yaptılar ve Mart ayında bir kurultay yapılacağını ve bu kurultayda PKK'ya Kandil'e yani silah bırakma çağrısı yapacaklarını açıkladılar. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi bu silah bırakma çağrısı da çok yapılıyor. 2 yıl önce de yapıldı. 2'de 1 bunu yapıyorlar. Hani böyle bir şey. Bu artık Türkiye'de devrim bir şey oldu yani. Herkes de söylüyor silah. Ya her 2 yılda 1 yapıyorlar bunu işte. Diyarbakır Meydanı'nda da yaptılar. Olmadı, tutmadı, araları karıştı. Şimdi bir daha yapıyorlar. Yani silah bırakacakmış diye APO. Tabii bir sürü yorum yapılabilir ama benim aklıma ilk gelen şey şu. Şimdi bir karşı bir koz çıkarttı, karşı bir oyun oynadı AKP. Bu iş güvenlik yasasıyla bu boşlukta, yani geçen zaman içerisinde PKK Suriye'de savaşırken, Kobani o bölgelerde savaşırken, Anadolu toprakları içerisinde Cizre'de, o taraflarda da PKK'nın gençlik kolunu büyüttü. Fakat felaket derecesinde büyüttü. Sokaklar yaşanmayacak hale aldı ve cinayetler işlenmeye başladı. Tamam. Hendekler kazılıyor falan. Şimdi burada büyük bir iş karışıklık ortaya çıkınca ve süreç de bozulursa bu iş karışıklık daha da yükselir diye bir güvenlik paketi diye bir paket gündeme geldi. Buna tartışmasına ayrı gireriz. Bu bir felakettir. Hayatımızın son günüdür yani. Çünkü bir polisin hepimizi, yani şurada ben otururken beni alıp 24 saat gözaltı. Yani bir karakol polisiyle hepimizi işte yerde, otobüste, minibüste 24 saat gözaltına alma hakkı doğuyor. Hatta bir miting öncesi 2 gün seni beni hepimizi gözaltı. Bu olmayacak kadar Türkiye'nin son günü diyeceğimiz vahşi bir şeydir yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin bitişidir. Bu kozu oynadı PKK'ya karşı. Dedi ki bak siz dedi, bize karşı tehditte bulunuyorsunuz, şöyle karıştırırız, böyle karıştırırız. Bunu 6-7 Ekim olaylarında da HDP iş karışıklıklarla bunu gösterdi. 50 kişi öldü galiba. Şimdi buna karşı bu güvenlik paketinde kimse engelleyemedi. CHP, HDP orada büyük mücadele verdiler ama engelleyemediler. Sanki bana sorarsan APO iş güvenlik paketini engellemeye dönük bir hareket yaptı. Yani bir hamle diyorsunuz. Baktı ki benim gençlik teşkilatım da sıfıra düşecek, eylemde bulunamayacak. O şiddet şeyini, kartını oynayamayacak. Bir yeniden silahı bırakıyoruz diye bir geçici bir şey yaparak hani bu güvenlik paketini önlemeye dönük bir şey yaptı gibi geliyor bana. Hı hı. Yani Türkiye
Tayyip'in karşısına geçti. HDP'si, CHP'si, MHP'si hepsi güvenlik paketini önleyemedi. Fakat Apo tekrar sahneye çıkıp yine yani bir barış mavrasıyla, palavrasıyla yani 3 ay 5 aylık güvenlik paketini şey yapan, hani siz de güvenlik paketini artık geri alın, bakın ben silahları bırakıyorum der gibi bir, sanki Apo böyle bir hamle yaptı gibi geliyor bana. Bunun dışında işin mantığı yok ya. Hem güvenlik paketi çıkacak, Selahattin Demirtaş da öyle diyor, hem güvenlik paketi çıkacak hem barış silahlar bırakılacak, bu anlaşılır bir şey değildir. Seçim öncesi yine bir takım hikayeler dönüyor galiba, anlayamıyoruz. HDP ile bir günde yine barıştılar, bir günde yine işler yoluna girdi. Yine çözüm süreci devam ediyor. Şimdi HDP ile yani seçim sürecinde, seçimde yeni bir ittifaklar, yeni bir şeyler doğuyor galiba. Bu HDP'yi de çok zayıflatan bir şey. Çünkü HDP %10 bekliyordu. Şimdi AKP böyle bir huzur ortamında hani çok daha fazla oy alacak ve hani süreci de kendince bir yere kadar getirmiş olacak. Bu bizim çok da aklımızın aldığı şey değil. Çok da şey, fazla da bir şey söyleyemiyorsun. Şunu söyleyebiliriz, bu barış lafını çok kullanıyorlar. PKK kullanıyor, prim yapıyor, HDP kullanıyor, prim yapıyor. 10 yıldır bir barışı döndürüyorlar. Oysa ölenler yine ölüyor. İşte Türkiye'de bir takım şeyler yapılıyor falan. Ama bu barış lafı bir nevi kendileri için göz boyama ve hokkabaz. Ya da bir nevi kalkan. Bugün ekranlarımızın en göz boyacı lafı işte silah bırakma. 6 yıldır, 7 yıldır canımız sıktı. 30 şeydir. Bu silah bırakılacak diye Türk ordusuna emir verdiler. Şunları şunları içeri atın diye. PKK söyledi bunları. Ve Türk ordusunu dahi tahliye ettiler, tasfiye ettiler, işgal ettiler. Ama yine ortada bir şey yok. Bu kadar şey, yani bu bir müddet daha, seçime kadar daha bu barış lafını kullanacaklarını evet. Görüyoruz. Ben bir de olaya şuradan bakmak istiyorum. PKK çok fazla sizin de söylediğiniz gibi aslında bir tehdit ortamı, bir şiddet ortamı yaratacağın algısını çok fazla kamuoyunda yarattı. Ancak PKK'nın Güneydoğu'da tahmin ettiği kadar gücü yok. Acaba bu gücünün olmadığının farkına varıp da bir geri adım mı atıyor PKK? Yok, hayır. İş güvenlik yasasından korkuyor. Hani bu iş güvenlik yasası. Bugün polis Cizre'de sokağa girecek. Herkesi patır 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 alacak. Hem maskeli olsun olmasın, çünkü polisin böyle bir şeyi var. Galiba oradan bir şey, ama tabii bunları sadece fikir olarak şey yapıyoruz. Evet, işin içinde başka şeyler de olabilir. Bilemediğiniz şeyler oluyor Türkiye'de. Gerçekten çok bilemediğiniz şeyler oluyor. Türkiye'yi artık avucun içine almışlar. Yok barıştı, yok süreçli. Oynuyor götürüyorlar. Bir taraftan hem bu kadar sert yasalar çıkıyor. İş güvenlik yasaları çok sert yasalar. Yani insanlar ne olur bilse, parası olan insanlar ülkeyi terk eder. Yani çünkü polis, bir karakol polisi savcının izni olmadan, bir hakim kararı olmadan herkesi alabilir. Sokakta giderken seni alabilir. İki çocuk parkta oturuyor alabilir. Yolda giderken seni alabilir. Yarın niye aldın? Yarın miting varmış kardeş. Bana ne mitingden? De diyemez kimse. Bu kadar büyük selayet polise verilmez. Bu çok tehlikeli, çok korkunç bir şeydir. Çok hazin bir şeydir yani. Türkiye'nin hani battık, öldük, parçalandık, neye uğradığımız şaşırdık diyoruz ya, onun en sert merhalelerinden birini yaşıyoruz. Çok feci yani. Evet, iç güvenlik paketiyle. Peki iç güvenlik paketinin içerisinde jandarmanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kopartılıp İçişleri Bakanlığı'na bağlanması konusu da var. Ya o onları geç. Onlar tabii tartışılıyor teknik olarak, ama orada asıl imkansız olan bir şey var Hüsnü abi. O da şudur, yani bir 10 madde koymuşlar oraya. Şimdi bu 10 maddede diyor ki işte demokratik cumhuriyet kurulacak. Bunu APO icat etti, demokratik cumhuriyet neyse. Anlıyoruz ki altında bir madde daha var. Kimlik tanınacak diyor. Şimdi kimlik tanınacak ama anayasal olarak tanınacak. Evet. Şimdi bunu dünyada başarabilmiş bir ülke yok. Yazılı bir yerde de yok. Yani kimlik anayasaya yazılacak. Yani Kürt. Şimdi bunu başarabilecek, becerebilecek, üstünden gelebilecek dünyanın bütün anayasa profesörlerini getirin. Bütün anayasaları yanınıza koyun. Bunu yazamazlar. Bu mümkün değil. Çünkü anayasaya genel yazılır. Oraya bir mezhebin ismi, bir Kürt ayrıcalık, birine imtiyaz verilmez. Böyle bir şey yok. Bunu tarihte yapmış iki tane ülkede parçalandı gitti. Biri Boşnaklar, Hırvatlar ve Sıplar yazıyordu. Üçü de aldı ülkeyi gitti. Çünkü anayasada yazıyor dedi Hırvat. Çekti gitti, yani aldı bölgesini gitti. Çekoslovakya'da da galiba şey, hani zaten iki ayrı şeyin birleşmesiydi. Şimdi böyle bir şeyi yazamazsınız. Şimdi bu hayali bir şey, bu 10 madde hayata geçirilsin diyor. 10 tane madde. Evet. Kimlik tanınsın. Bunun siyasal kurumları, organizmaları oluşsun. Ama mümkün değil. Yani dünyada olsa bir örneğe diyeceğim ki yapacaklar. Yani bu 10 maddeyi hayata geçir şeysi kadar palavra bir şey yok.
Yani barış çağrısı yapıyor ama ya. Bu İçişleri Bakanlığı'yla görüştükten sonra çıkan 10 madde. Evet tamam. 8. maddesi aynen şu: kimlik kavramı, tanımı ve tanımlanmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi, demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçülerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması. Evet yani o kelime İçişleri anayasal... Bakanlığı'yla görüştükten sonra çıkan 10 madde. Şimdi oraya geç. Orada diyor ki anayasal olarak diyor bu kimliği diyor anayasaya yazın diyor. İşin özeti bu. Şimdi anayasaya Kürt yazacaksın. Hadi yaz bakayım bunu nasıl yazacaksın şimdi? Hadi Alevi yaz nasıl yazamazsın? Boşnak yaz yazamazsın. Ama bu, talepleri bu. Talep bu işte, bu rüya, bir rüya, bir hayal üzerine. Ya yazılamaz, imkansız. Rusları getir, Japonları getir, Fransız akademisyenini getir, örnek ara. Yok böyle bir şey. Bu çok saçma bir şey. Anayasa genel yazılır. Yani böyle bir şey olamaz. Sen anayasaya laz dediğin zaman bir gün lazlar gelir de ki kardeşim benim anayasal hakkım, ben Trabzon'u, Rize'yi koparttım alıyorum der. Bu yüzden yazılamaz. Öyle bir hak verilemez. Yani birine imtiyaz, birine pozitif bir hak, bir üstünlük sağlanamaz. E şimdi bu, çünkü Kürt yazacaksın. Kürt yazdığın yere Türk yazacaksın. Sonra ne olacak bu? Adam diyecek ki ben belediye seçimlerinde aldığım yerler demek ki Kürt yerleridir. Ben buraları alıyorum diyecek. Yani böyle bir şeyi kopartıp alamaz. Ama bunun hakkının olduğunu anayasa olarak iddia eder. Ve dünya nezdinde, Birleşmiş Milletler nezdinde bu hak kendinde hisseder. Şimdi bu yazılamaz bir şeydir. Olmayan bir şeyi tartışıyorlar. Şimdi burada lüzumsuz, belki izleyiciler lüzumsuz üstünde durduğumuzu düşünüyor ama asıl kritik nokta burası. Yazılamaz. Anayasaya Kürt yazılan. Bu ben istemediğim için değil. Yani biz zaten kanunların, kuralların dünyada böyle bir şey yok. Uçuyorlar, saçma sapan uçuyorlar, kandırıyorlar, yalan söylüyorlar. Yazılamaz. Peki Erdoğan'ın mitinglerde 400 oyu verin anayasayı değiştireceğim demesi. Değiştirecek ama nereye değiştirecek? Kendine mi değiştirecek? Yani kalkıp ben Erdoğan'ın, o da işte kendi hesapları içerisinde yani. Erdoğan'ın başka bir şeyi değiştirecek Erdoğan. Başkanlık. Şimdi şey istemiş, Nasrettin Hoca'nın hanımı Nasrettin Hoca'dan şey istemiş. Ya bana demiş bir kumaş alır mısın demiş. Ne kadar alayım demiş. Şu kadar alayım mı demiş Nasrettin Hoca'ya. Nasrettin Hoca. Evet demiş, o kadar al demiş. Nasrettin Hoca elini böyle tutmuş sokağa çıkmış. Böyle gidiyor. Giderken millet tabii çarpacak. Bunu bozmamaya çalışıyor. Milleti de bağırıyor. Kaçın kaçın diyor. Endazeyi bozmayın diyor. Şimdi endaze bozulmasın diye hep böyle gidiyor. Kumaşçıya kadar yani falan. Şimdi Tayyip Erdoğan Bey iktidar olduğu ilk günden beri bir Osmanlı ve saray endazesi var elinde. Yani o Osmanlı'yı kurmaya gidiyor. Onun bir onun ölçüsünü bozan yok. Çarpmadan. Hiç kimseye çarpmış. Şimdi HDP'lilere bir şey diyemiyor solcu, transfer etti liberal solcular. Hiç kimse önden gidiyor olmadı. O hala 15 yıldır bir yere gidiyor. Şimdi o 400 milletvekili istemesin sebebi onun kendi endazesi var. O kendi Osmanlı bir şey kuruyor. Onun yolu başka Tayyip Erdoğan'ın. O başka bir şey istiyor. Bunları da ayak altında kısa vadede halledeceği, çözeceği, kandıracağı, işte kurnazlıkla, hileyle, baskın gelmeyle, emniyeti, asayişi, jandarmayı ele geçirerek kendini daha güçlü bir pozisyona sokarak halledeceğini düşünüyor. Bizim derdimiz şudur. Burada tartışılan 10 maddenin hayata geçirme imkanı reel olarak yoktur. Yani biz istemiyoruz diye değil. Fransa'da olsun, Hindistan'da olsun, Japonya'da olsun modern bir anayasada bunlar mümkün değil. Bunlar da diyor ki biz söz istemiyoruz diyor. Şimdi PKK'da, APO'da, Kandil'de diyor ki biz sözden bıktık diyor. Bunun diyor yasal karşılığını istiyoruz diyor. Artık icraat istiyoruz. Bütün 30 sene ekranda dinlediklerinizin hepsini bırakın, unutun. Bir cümle söylüyorum. Biz diyor söz istemiyoruz. Yasal bir şey istiyoruz diyor. Bizim haklarımızı, kimlik haklarımızı yasal olarak verin. Nereye yazacak bu yasa? Anayasa yazacak. Biz de diyoruz ki böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir anayasa yok. Ya Anadolu Selçuklu beyleri mi? Yeni başka bir şey mi kuracaksın? Başka bir imparatorluk tarzı, başka bir eyalet tarzı bir şey mi kuracaksın? O zaman bir şey diyemem. Ama Cumhuriyet, işte bu Fransız ihtilalinden gelen, bu anayasa, anayasal şeylere baktın, böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir anayasa yok. Olamaz. İşin içinden çıkamaçların sebebi de zaten bu. Şimdi oradaki çok ekranlara çıktı, yüzlerce anayasa profesörü konuştu. Ya yazamazlar, mümkün değil. Böyle bir ilim yok. Yani böyle bir şey yok yani. Peki bunun en temel gerekçesi ne yazamamalarının? En temel. İmtiyaz, hiç kimseye imtiyaz verilemez. Anayasalarda genel yazılırlar, ne laza, ne boşna, ne başkasına fazladan bir tapu, fazladan bir vergi hakkı, fazladan bir siyasal hakkı, fazladan bir mahkeme hakkı. Yani onu ayrıcalıklı kılacak, ona da bir hak oluşturacak ayrı bir şey yazılamaz. Hiç kimseye yani yazılamaz. Yani millet ve ulus kavramını kapıcıyla, dışına kapıcıyla patron, Sabancı, Koç, boşnak hiç kimseye ayrı hiçbir şey yazılamaz. Bu mümkün değildir.
Bunu yazdığınız an ülkeniz parçalanmış demektir. Ülkeniz bölündü demektir. Evet, bu konuda size katılıyorum Sayın Genç. Evet, konuyu biraz daha farklı bir noktaya çekeceğim Sayın Genç. Ramazan Akyürek bu hafta gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Hrant Dink davası ile ilgili, Hrant Dink cinayeti ile ilgili. Hrant Dink cinayetinde tutuklananların verdiği ifadeleri doğrultusunda Ankara'da alındı Ramazan Akyürek gözaltına. Ramazan Akyürek, senin de sizin de bildiğiniz gibi Nihat Bey, cemaatin yani FETÖ örgütünün aslında elemanlarından biriydi. Ergenekon'da, Balyoz'da parmağı olan, yasa dışı dinlemelerde aktif rol alan bir isimdi. Bunun tutuklanmasını nasıl yorumlayacaksınız? Çok önemli bir olay tabii. Hrant Dink'de geri dönülemez bir safhaya geldi iş. Cemaatin kalbi diyebileceğimiz yerlere yakınlaştı. Evet. Bu buradan sonra ne olur bilemiyorum ama cemaat de öyle boş duracağını sanmıyorum. Cemaatin de Tayyip Erdoğan Bey ile birlikte hani beraber yürüdükleri bu yollarda Tayyip Erdoğan Bey onlara neler söylemişse bunları da yavaş yavaş cemaat fahş edecek diye düşünüyorum. İşte Zekeriya Öz şu yazarı da tutuklayın dediler diye açıklamalar yapmaya başladı. Hani ben itiraz ettim diyor güya kendince, kendini haklı çıkartıyor, daha şey demokrat çıkartıyor güya. İkisi de aynı şey hepimiz biliyoruz. Ama bu Zekeriya Öz'ün açıklamalarından görüyoruz ki seçimlere doğru cemaatin taraftarları birlikte yaşadıkları, birlikte yedikleri bu herzeleri, haltları çok daha feci bir şekilde belki de belgeleyerek yavaş yavaş bunun karşılığı olarak ortaya koyacaktır. Cemaat 40 yıllık bir yapılanmadır. CIA'nın ve Amerika gibi bir yerin çok güçlü bir şeydir, destekçisidir, sahiplendiği bir şeydir. Buraya geri adım attırmaları mümkün değildir. Asla mümkün değildir. Nereye gider? Heyecanlı bir film gibi, şey bir avantür film gibi seyrediyoruz. Ülkemiz için nihayetinde hayırlı olsun diyoruz. Tabii orada Ergenekon'u suçlamışlardı, başkalarını suçlamışlardı. Şimdi tabii, iş bambaşka bir yere tabii. Değil mi? Bunu bize yıktılar dedi. İşin daha kötüsü Dink ailesi de buna destek verdi. Tabii çok utanılacak ve yerler. Dink'in arkadaşları bu. Tabii Dink, şey, Hrant'ın arkadaşları da biraz öz eleştiri yapsınlar. Bir günde cemaatin şeyine gelip bizleri nasıl suçladılar, nasıl iftiralar attılar. Akıl alır gibi değil. Ve şimdi yavaş yavaş onlar da bizi kandırdılar, bizim gözümüzün önünde senaryo oynadılar, tiyatro oynadılar demeye başladı. Ama biz bunları ilk günden beri diyorduk, burada diyorduk ve bunun bedelini çekti insanlar, 7 yıl içeride yattılar. Yıllarca. Türk ordusunu topyekün tasfiye etmek için, parçalamak için Hrant cinayeti en büyük şeylerden, donelerden biriydi. Hani bunu güya bunlar öldürdü deyip işte bir algı yarattılar. Ama bugünleri de gördük. Ben diyorum ki 7 yıl bunun mücadelesini verdi Türkiye'de avukatlar. 7 yıl sonra cemaatin ipliği pazara çıktı. Bütün iftiraları şey yaptı. Şimdi maçın birinci yarısı bitti ve cemaat iflas etti. Şimdi ikinci yarıya çıkıyoruz. İkinci yarıda da AKP'nin yavaş yavaş bütün kirlilikleri, pislikleri, çiğlikleri, gizli niyetleri değil mi? Yavaş 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 çürüyecektir, çözülecektir. Türkiye'nin içinden çürüdükleri ve çözüldükleri kesindir. Ancak bir de çok tehlikeli savaş sahneleri de beklemektedir. Esad'ın sınırlarımıza yakınlaşması ya da Suriye sınırlarında alıverili gerilişler, tuhaf işler oluyor yani. Her an Türkiye bir savaşın içine çekilebilir, girebilir. Ya da büyük devletler birden Türkiye'nin bir zaman sonra ipliğini, işte siz desteklediniz, işte arkasında siz varsınız gibi, onun da bir gün saati mutlaka gelecek, mutlaka gelecek. Çünkü yanlış, yeterince yanlışlar, hatalar sadece Türkiye ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde yapılmıştır. Terör örgütlerini, kelle kesen örgütleri ya da el altından şeyler gibi. Şimdi bu bir de işin içine eğit donatlar girdi. Eğit donat anlaşmasıyla biz burada muhalif askerleri eğiteceğiz ve onlar orada savaşacakmış. Bu tam anlamıyla kimin eli kimin cebinde karma karışık bir pozisyon. Birileri Türkiye'yi tam anlamıyla iliklerini emmek, hani onu mahvetmek için. Ya da diğerleri. Tam içine çekiyor. Türkiye gerçek bir şey gibi, hani dünyadan habersiz şey gibi, aklı yetmeyen bir insan gibi savaşın göbeğine doğru çekiliyor. Kontrol edemediği sınırlarda, ki kontrol edemediğini kendi açıkladı işte türbeyi çekerek, büyük bir dış savaşa doğru da sürükleniyor. İçerideki durum da bundan farklı değil zaten. Bir iç savaş mı? İçerideki tehlikeleri gördü. Gezi gibi bir ayaklanma ya da HDP'nin süreç talihsizliği sonucunda ayaklanırım şeyine karşı da bu güvenlik yasasını çıkartmaya çalıştı. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bakın Hüsnü Hanım, genç bir gazetecisiniz.
Ama Türkiye'de 30 yıldır Türk ordusunu yıkmak, Türkiye'deki yasaları, hukuku ele geçirmek için iki büyük şey slogan kullandılar. Bunlardan bir tanesi anaları ağlamasındır. Bir tanesi güvenlikçi politikalarla olmaz. Ekrana 30 yıl çıktı. Yazarlar, liberal, sol, hepsi. Hepsi ve hepsine sesleniyorum. Hepiniz Ali Bayramoğullar, Cengiz Çandarlar, aklınıza kim gelirse Mehmet Barlaslar, 7 sülalesi. 30 yıl ekrana çıktılar ve Türk ordusunu, Türk hukukunu, Türk anayasasını, Türkiye'deki şeyi, yapıları yıkabilmek için güvenlikçi politikalarla olmaz diye, biz de olmaz diyoruz. Ama onlar güvenlikçi politikalarla olmaz diye büyük bir yaygara yaptılar. Ve bu yaygara sonucunda süreci başlattılar ve Türk ordusunu tasfiye ettiler, boşalttılar, işgal edildi yani. Sınav soruları çalınmış insanlarla başka yerlere gitti. Hepimizin gözü önünde oldu. Ama asıl çığı, büyük çığı nasıl düşürdüler, nasıl parçaladılar bu dağı? Güvenlikçi politikalarla olmaz diye. Şimdi soruyorum, güvenlikçi politikalarla olmazsa, tarihimizde görmediğimiz kadar sert, Osmanlı'da arasan bulamayacağın, yani bu kadar büyük sert yasalar bir ülkenin sonunu getirecek, karanlığa götürecek. Bu sert yasalar bugün çıkarken siz güvenlikçi politikalarla olmaz diyen Oral Çalışları, radikalleri, hepsi Habertürkleri neredesiniz? Çıkın ve bir taneniz deyin ki bugün güvenlikçi politikalarla olmaz. Hiçbiri diyemiyor. Hiçbiri. Güvenlikçi politikalarla olmazsa çıkın güvenlikçi politikalarla olmazı bugün söyleyin. Siz 30 yıl bunu söylediniz. Ya bu büyük bir gaflet ya siz birilerinin maşası olarak bunu söylediniz. Siz hukuka, huzura, dirliğe güvendiğiniz için değil. Bu ülkenin evladı olduklarına inanmıyorum. Çünkü bakın mecliste bir ülkenin kaderiyle oynanıyor ve bu 30 yıl bunu söyleyen yazarlar MHP bile halkı meclise ve hiçbir evet zaman. Ve hiçbiri güvenlikçi politikalarla olmaz. Siz bunu çıkartamazsınız. AKP diye cesareti ekranlarda bulamıyor. Kaç gündür ekranları seyrediyorsunuz? Bir tanesi çıktı da kardeşim dün başkalarına söyledi. Onun bugün yerine 28 Şubat tartışmaları tabii, tekrar. Ve güvenlikçi politikalar. Bunlar halkımızı bu konularda uyaracağız. Asker çıktı. Askeri oradan bu şey dedi, bu yalan bir kağıttır, boş bir kağıttır, hiçbir şey ifade etmiyor dedi İlker Başbuğ. Türkiye'deki bütün manşetlerde asker konuşamaz, sen git, eski dönem bitti diyorsun. Şimdi asker çıkmış gene konuşuyor. Niye askere karşı bunu söyleyemiyorsunuz? Demek ki siz siyasetten bağımsız bir asker değil. Benim askerim mi değil mi? Benim güvenlikçi yasam mı değil mi? Bunu tartışıyorsunuz. Türkiye'ye bir operasyon çekilmiş. Operasyonların tarafları ortadadır. Açıktır. Evet. Ve bu insanlar bu ülkeyle oynamışlardır. Ve bugün aydın olan insanlar, yazar sizler insanlar, gerçekten insanlık, hukuk değerleri olan insanların bu güvenlikçi politikaların karşısında olması lazım. Ve bugün bir tanesi ses çıkmıyor ki. 30 yıl maaş aldılar. Sırf bu cümleyi söylemek için maaş aldılar 30 yıl. Hepsi. NTV'si, CNN'i, Habertürk'ü hepsi. O Ahmet Hakan programları, o Şirin Payız'ın programlarında ne kadar güzel dalga geçiyordu. Efendim bunlar güvenlikçi politikalar. Bak biz süreç yapıyoruz. E buyurun şimdi ne çıkartıyorsun bunu güvenlikçi politikaları? Madem sürece barışa gidiyor, madem PKK şeye gidiyor. Niye bu güvenlikçi politikalar? Bir de Güneydoğu'da bilmem senin bir takım şeylerin varsa benden ne istiyorsun? Beni evimden tutuklayacaksın, sokağımdan, parkımdan, minibüsün içine gelip beni tutuklama hakkına sahip olacaksın. Neredesiniz siz? 30 yıl işte üfüre konuştunuz. Bu ülkenin bir operasyona tabi tutulduğunu ve bu yazarların da bu operasyonun maşaları olduğunun net göstergesidir. Bu güvenlikçi politika çıkarken sessiz kalmaları bunun net göstergesidir. Hepsi Tayyip'in bir ülkeyi felakete götürüyorlar. Evet. Evet Sayın Genç, artık bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Söylemek istediğim tek şey şudur. Biz bu topraklarda çok belirsizlikler yaşanıyor. Belirsizlikler belli bir kaos, belli bir panik duygusu oluşturuyor. Biz daha çoğuz. Sokaklarda daha çoğuz. Bu ülkenin huzurundan bunları sık sık söyleyeceğim. Bu ülkenin huzuru, sakinliği, huzuru bizdendir. Bu bir takım çakallara, bir takım maşalara, bir takım kuklalara bakıp halkımız paniğe kapılmasın. Bu ülkenin çok güzel çocukları var. Biz ayrım gayrım demeden, ne kadın erkek, ne etnik, ne mezhepçiliğine hiçbir şeye bakmadan bu toprakların huzurunun ve dirliğinin garantisi iktidar olalım olmayalım bizimdir. Çünkü sokaklarda, büyük şehirlerin sokaklarındaki motor biziz, yürüyen insanlar biziz, konuşan insanlar biziz, yazan insanlar biziz. Bunların ipliği pazara çıkmıştır. Hiçbirlerine ne tarihe ne kendilerine erdem diye, değil mi, bakacak yüzleri kalmamıştır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Katıldığınız için çok diyeceğim ama.
Evet değerli izleyenler, bize ayrılan sürenin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya tekrar önemli gündem maddeleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Çok aynı şeyleri söyle, bunların şey kalmaz. Bağlama aynı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey.